Evet. Bu konuyla ilgili bir arkadaş bir soru sormuş bugün. Bu kolun inceleme videosunun altına arkadaşlar. Bu kol işte Rampage neydi bunun model numarası? İşte SR bilmem. SG R218. Bu kol Snoopy Rampage SG R218. Bu kol arkadaşlar kendi kutu açıklamasında internet sitesinde falan da bilgisayar ve PlayStation 3 için olduğunu belirtiyor bu kol, bu gamepad. Ama anladığım kadarıyla arkadaşlar satan insanlar demiş ki 1 ve 2 yandığı takdirde şey olacaktır. Çalışacaktır Xbox'ta falan demişler. Kardeşimiz Xbox One için satın almış bu kolu. 1 ve 2 demiş. Ben de makineye takıp da bir baktığımda bilgisayara bende de 1 ve 2 yanıyor. Ama 1 ve 2 bilgisayardaki X input. Yani biz bilgisayarda Xbox kolu olarak tanıtıyoruz. Bilgisayarda kolları. Yani mesela şöyle tuş dizilimi falan filan Xbox şeklindedir. Bilgisayardaki gamepadlar da zaten resmi kolu bir nevi Xbox kolu gibi bir şeydir aslında Windows'un. Ben de baktım ki 1 ve 2 yanıyor. Evet. Şimdi bu kardeşimize de demişler ki Xbox'ta çalışması için 1 ve 2'nin yanması lazım demişler. Acaba diyorum bilgisayar olarak görmediği için mi Xbox One'ı 1 ve 2'yi yakamamış kardeşimiz? Bunu bir laptop bilgisayara, bir masaüstü bilgisayara falan taksa ve bilgisayara tanıtsa 1 ve 2 yanacak şekilde Xbox kolu olaraktan bunu gösterse bilgisayara. Hani şu Logitech'in X input modu oluyor. X şuradaki şu düğmesinde. Logitech'in bu X input modunda çalıştığı gibi çalışıyor. 1 ve 2 yandığında bu modda. Yani bu modda normal bilgisayardaki çalışma modu oluyor 1 ve 2. Bunu bir bilgisayarda 1 ve 2 yanar hale getirip de Xbox One'a bir takıp da denese belki de olabilir mi acaba? Hani bilgisayarda X input modunda bilgisayarda çalışabilecek şekilde ayarlandığı zaman acaba Xbox'ta görüyor mudur? Maalesef bende herhangi bir Xbox oyun konsolu yok. Deneme şansım yok şu anda. Artık kardeş bir yerden bir bilgisayar bulacak. Hiçbir yerden bir bilgisayar bulamıyorsa bir internet kafeye falan gidip o kolu takıp ayarlayacak ve Xbox'ına takıp bir deneyecek. Denesin bu videonun altına gelip zahmet olmazsa bir yazsın eğer çözebilirse dediğim gibi olursa buyursun yazsın en azından başka Xbox sahipleri için de bir şey olur. Bu kol çok bayağı bir uygun fiyatlı bir gamepad. Ucuz bir çözüm olur Xbox sahipleri için. Çünkü gerçekten konsol almak ayrı bir dert. Kolları bayağı pahalı. Evet, kaliteli, güzel, rahat ama bayağı pahalı. Elinizdeki kol bozulduğunda ya da tek kolla geliyor makineler. İkinci bir kol lazım olduğunda o para hemen bulunamıyor. Böyle çözümler insanlar arayabiliyor. Evet, bu kardeşimize bu videonun linkini atacağım. Denesin elinden gelirse, mümkünse bir denesin bu şekilde. Bakalım çözülecek mi? Çözülürse buraya yazsın. Ben de açıklamaya arkadaşın yorumunu falan sabite çekerim yaparsa eğer gelip yorum denedikten sonra. Bakalım bu şekilde çözebilecek mi? Keşke bende bir Xbox olsaydı da deneyebilseydim şu anda. Ama dediğim gibi bilgisayarda kullanırken şu an 1 ve 2 olarak yanmış şekilde ben kullanıyorum. Bizim bilgisayardaki kullanma şeklimiz de zaten bunun bu modda. Belki de bilgisayar modundayken, bilgisayarda çalışım moddayken de Xbox görüyordur. Belki. Denemek lazım.